Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Saadet Partisi grubu adına Denizli Milletvekili Sayın Sema Silkin Ün konuşacaklar. Süreniz 5 dakikadır, uzatamıyoruz. Buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, milli ya da gayrimilli, sanal ya da gerçek, legal ya da illegal fark etmeksizin kumar illetinin toplumsal cazibesini ortadan kaldıracak gençlerimizi gençlerimiz arasındaki bu özendiriciliği giderecek çalışmaları yapmayı siz değerli milletvekillerimize takdirine sunmak üzere huzurlarınızdayım. DDK'nın raporuna göre 18 yaş altındaki gençlerin %30'a yakını şans oyunlarına yöneliyor. Önemli sivil toplum kuruluşlarımızın yayınladığı araştırmalar rakamların korkunç boyutuna dikkat çekiyor. Dünyadaki kumar gelirinin %2.5'inin İsveçli sanal kumar şirketleri gelirlerinin 1/4'ünün Türkiye'den elde edildiği bildiriliyor. Türkiye'de 5 yıl önceki 2 milyon sanal kumar bağımlısının bugün 10 milyona ulaştığı ifade ediliyor. Bu rakamlar meselenin ciddiyetini gözler önüne seriyor. Türkiye'yi 85 milyonluk nüfusu ve genç potansiyeliyle bu konuda büyük bir para kaynağı olarak gören uluslararası dev şirketler milyarlarca dolarlık pastadan pay almak için büyük çaba sarf ediyorlar. İşin kara para tarafının devasa şekilde mafyatik network'ü beslemesi de cabası. Gençlerimizin bağımlılık alanlarına yenilerini katmaktan, devasa kara para network'üne toplumsal finansörlük yapmaya, aile ve toplumu zedeleyen ve bugünlerde fazlasıyla hissettiğimiz cinnet hallerine ne yaptığı etkiye kadar bu illetle mücadelede hem devletin hem gazi meclisimizin hem de sivil toplumumuzun omuzlarında büyük bir sorumluluk var. Maalesef ceza kanunumuzda kumar oynamak değil, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suç sayılıyor. Oysa kumar oynamayı kabahat, kumar oynanması için yer temin etmeyi suç sayan bir sistemde kumardan doğan toplumsal sorunlarını çözmenin imkanı yoktur. Meselenin vergisi az mı olsun çok mu boyutu ise yarattığı devasa toplumsal sorunlar karşısında devlet eliyle teşvik edilen ve sınırları çiğnenip küresel para aklama değirmenine su taşınarak yaratılan zincirleme reaksiyon karşısında devede kulaktır. Bu devasa sorunun hangi boyutuna değinsek bataklığın çeperinin daha da büyüdüğünü görüyoruz. Zannediyor musunuz ki bu durum yaşadığımız cinnet hallerinden, vahşice yaşanan cinayetlerden kokmasın diye burnumuzu çevirdiğimiz bataklık ikliminden bağımsızdır? Madem aileyi, toplumu, gençleri korumak istiyoruz, sanalına, gerçeğine bakmaksızın, hangi şirin sıfatlarla sunulduğuna bakmaksızın, kumarın da bir bağımlılık olduğunu, başına milli ifadesi kondurduğumuzda zararının azalmadığını unutmamalıyız. Siz at yarışı iddia piyango dersiniz, toplum alışkanlığını elindeki cep telefonuyla bir tık ötedeki daha fazla umut vaat eden haz ve imkanlara yönetir. Değerli milletvekilleri, anayasamızın gençleri korumakla yükümlü olduğumuzu bizlere hatırlatan maddeleri var. Kadim kültürümüz kumarın ocakları söndürdüğünü ifade eden sözlerle dolu. Bu yüzdendir ki dinimiz şeytan işi pislik der ve terk edilmesini emreder. Biz ise maalesef alınan vergi neden artırıldı, neden bilahare yarıya düşürüldü diye hayıflanmaktayız. Şans oyunları yoluyla toplanan vergilerin imtiyazlı birilerinin cebine girmesini dert ediyoruz. Vergisiyle, damgasıyla, puluyla meşru hale getirilen bu illetle mücadele etmesini bekliyoruz bir de devletimizden. Eğer yasaklanırsa daha cazip hale gelir, kara ve sanal olan daha fazla bu işten istifade eder demek, kendi beslediğimiz döngüye farkında olmadan kılıf bulmaktır. Mesela bir başka bağımlılık olan uyuşturucu, acaba devlet eliyle vergisi belirlenerek belli oranda meşru hale getirilse onunla mücadele etmek mümkün olur mu? Ne zamana kadar özgürlük, hak kavramlarının ardına sığınarak toplumsal illetlerle gerçek mücadeleyi öteleyecek, bugün aklımıza dahi gelmeyen yarının yeni maddi ve manevi problemleriyle uğraşmayı ve ağır bedeller ödemeyi sürdüreceğiz. Sizce de artık sorunları kökten çözecek cesaretimizi toplama vakti gelmedi mi?
Tüm bu izahattan hareketle başta gençler olmak üzere toplumu bu bağımlılık illetinden koruyacak gerekli tedbirlerin alınması adına araştırma önergemize desteklerinizi bekliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Halil Öztürk'ün de benzer bir kanun teklifi olmuştu. Ben özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nden, iktidar ortağından bu konuya destek vermesini ve hep birlikte bu çözüme ortak irade ortaya koymamızı